dünyanın en eski mesleği diye tarif edilen bir meslekten bahsediyoruz. Yani aslında İmparatoriçe Theodora'nın mesleği. Bu sokak aslında pornografi kelimesine hani ilham olan, aslında porno sokağı diye anlatılan pornoya, yer. Pornoya sokağı diye, evet, geçen sokak sağa doğru düz devam eder. Hipodromun duvarıyla böyle ilerler. Divan yoluna doğru, yani tramvayın olduğu yola doğru devam eder. Bunun olduğu alanda fahişeler mesleklerini icat ediyorlarmış. Tabii, evet, bunlar yani ulu orta yapılıyor bu iş. Bir herkes de fahişelik görüyor. Çok kutsal bir meslek olarak hani adlediliyor. Öyle. Ya ilk çağlarda öyle. Ama daha sonra Theodora çoğunu Çengelköy'e gönderiyor biliyorsun. Tabii onlara bir manastır yapıyor. Tövbe etsinler diye ki, bir de madem dedin yani Yahudilerden niye bahsetmiyoruz? Bir tane sinagogda oradaki genelde çalışan kadınlar için yapılmış, hemen yanı başında yokuşta, Zürafa Sokağı'nın olduğu yerde bir sinagog, oradaki genelde kadınlar için yapılmış. Bir tanesinde Theodora yapıyor. Çengelköy tarafında bir manastır. Tabii bazı kadınlar kaçmışlar manastırdan. Çok merak etti izleyicilerimiz. İsterseniz bir VTR var. Burası hipodromun tribünlerinin olduğu yer ve burada kemerli bir yapı vardı. Hipodromun dış cephesi buradaydı. Bu sokağa Pornoya Sokağı denilmekteydi. Pornoya Sokağı'nda fuhuşla uğraşan kadınların mesleklerini icat ederken aleni bir şekilde bunu yaptıkları için porno kelimesinin buradan türediği anlatılıyor. Ve bunun benzerleri gene Roma'da diğer yapılarda aynı şekilde Pornoya Sokağı olarak anılmaktaymış. Burada şunu da atlamamak lazım. Theodora da burada bu sokaktan çıkıp kraliçe olmuştur.